Evet. Arzu ve istek üzerine soru ve cevap ikinci bölümümüzde stüdyo bölümünde tekrar devam etmek üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Yine Nakşibendi tarikatının en yüksek otoritesi olan Şeyh Muhammed Adil Hazretleri'nin huzurlarındayız. Kendisine tekrardan yine hoş geldin diyoruz. Hoş Hoş geldin geldiniz. sultanım. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Sağ ol. Yine Mehmet Küçük hocamız ilahiyatçı uzman psikolog olarak sorularını soracaktır. İnşallah biz vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de lütfen Harmoni de Hertz'in dergahı stüdyosunda olmaktan, aynı zamanda Şeyh Mehmet Efendi'nin huzurunda bulunmaktan çok memnun olduğumu dile getirmek istiyorum. Yine bu imkanı bizlere sağlayan Ayberk Efendi'ye de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim, hemen sorularımıza geçmek istiyoruz. Stüdyodaki sorularımız biraz farklı olacak. İki alan üzerinde değerlendirme yapmaya çalışacağız. Akademisyenler, yani ilahiyat bölümü ile tasavvuf alanındaki yaşantı ve ilim alanındaki ile alakalı sorular olacak. Başta şunu sormak istiyorum sizlere. Siz her iki alanda da icazetli olduğunu biz biliyoruz. Hem zahiri hem batını ilimlere vakıf olduğunu biliyoruz. Onun için burada hem bize hem de bizleri izleyen seyircilerimize çok aydınlatıcı cevaplar vereceğinize inanıyorum. O yüzden yani Allah Celle Celaluhu şimdiden razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Başta şunu sormak istiyorum. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin şeyhi, üstadı, piri Şems-i Tebrizi Hazretleri bir ölçü beyan ediyor. Diyor ki bu ölçüsünde, Kur'an diyor, dört kategori üzerine anlaşılır ve okunabilir diyor. Birincisi diyor, zahiri ilim. Yani satırdan yazılanı, satırdan okuyup, satırdan anlamak. Hani bu bizim daha fazla alanımız, akademisyenlerin, ilahiyatçıların alanı işte. Zahirde yazılıp da onu anlamaya çalışmak. İkincisi ise diyor, batını ilim. Yani derin ilim, manevi ilim. Üçüncüsü ise batının batını diyor. Derinin daha da derini, perdenin arkası diyor. Dördüncü ilim ise diyor, bu ilmi anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir ilimden bahsediyor. Bunu Şems-i Tebrizi Hazretleri bir ölçü olarak insanların imkanına sunuyor. Ben bu konu hakkında bir sohbet yaptıktan sonra üniversiteden üst düzeyden akademisyen arkadaşlarımız, doçent ve profesör unvanında olan arkadaşlarımız bana şöyle ithamlarda bulundular. Şems-i Tebrizi dediğin kişi daha Kur'an okumasını bilmiyor. Nasıl insanlığa faydalı olabilecek de böyle Kur'an'dan size ölçü sunuyor? Onun dine ne kadar zarar verdiğini sen bilmiyor musun gibi böyle bir sürü ithamlarda bulundular. Efendim, size sormak istiyorum. Hatta bu alanda Mevlana Hazretlerini, Muhyiddin İbni Hazretlerini, Hallacı Mansur Hazretlerini, yani bu zamana kadar gökyüzünde ismini altın harflerle yazdırmış olan Allah dostlarını alaya alan, ondan sonra küçümseyen, yok sayan, hatta yalanlayan bir sürü akademisyen var. Bu alanda efendim bizlere ne söyleyeceksiniz, seyircilerimize ne söyleyeceksiniz? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl diyeceğiz? Yani la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyeceğiz ki ya bunlar insanlara bu unvanları bu gibi unvanlar verilen insanlara verenlerden Allah'a sığınırız. Çünkü dedikleri doğrudan bu milletin Allah'a hizmet eden, canlarını Allah için veren insanların
imanları doğrudan hiçe sayan insanlardır. Onların hizmetleri kıyamete kadar daimdir. Şimdiye kadar yüz binlerce insan onların vesilesiyle hidayete eriyor. Müslüman olan insanlar hidayete eriyor. Gayrimüslimler de Müslüman oluyor. Elhamdülillah. Yani en çok basılıp satılan kitaplar Mevla'nın kitapları. Evet. Muhittin Arabi Hazretleri'nin kitapları. Dünyada en çok bunların haberleri yok galiba bundan. Ama alimlerin bir hastalığı var. Haset. Hasetlik oluyor. Onları da çekemiyorlar. Kendilerinin bir şeyleri yok. Boştur. Onun için karşısındakine kıskanıyor, haset ediyor, ona saldırıyor. Ya bunu bu kadar ancak şey yapabilir. Bir de dediğimiz gibi İslam'ı yıkmak için dışarıdan çok uğraştılar. Bütün bu Haçlı orduları bilmem dünyanın her tarafından İslam'ı yok etmeye Peygamber Efendimiz'in zamanından beri uğraştılar. Beceremediler. Ancak baktılar ki içten yıkabiliriz biz bunu. Onda maalesef bu mektepler, okullar, üniversiteler yaptılar. Müslümanlar onları yapsın diye evlerini sattılar, altınlarını sattılar, ne kıymetli varsa sattılar. Onlar olsun, onlar Müslümanlık yükselsin diye. Onlar da bunları güzel kullandılar. Ne kadar bozuk adam varsa onları oraya yerleştirdiler. Şimdi gördüğümüz gibi binlerce, eskiden 3-5 tane vardı akademisyen bu şey yapan. Şimdi binlerce var onlara benzeyen maalesef. Evet. Her defa çıkıyorlar. İslam maneviyat olmadıktan sonra bir kuvveti olmaz. Maddi, manevi olacak. Dediğiniz gibi bu kerametlerden de inanmıyor ama kerametler eskiden beri değil, yeni de var. Az önce bir anlattığınız bir herifin biri vardı bu şeylerde, akademisyenlerden. O sırf yani menfaat için bu işi yaptı. Evet. Şeyh Efendi o çıkınca televizyona seyretmeyin, kapatın diyordu. En sonunda iyice bir azdıydı. Bizim bir hanım bir teyzemiz vardı. Şeyh Efendi'ye çok canı sıkıldı. Bu adam böyle söyledi. Yani bu adam içinden çürüyecek. Hakikaten de dediğin gibi çürüdü gitti. Evet. Yani bunlara inanmak işte, inanan insanlara üzülüyoruz. Yoksa bizim tasavvuf ehli insanlardan bir beklentisi yok. Ancak Allah yoluna gelsinler de uğraşıyorlar. Menfaat için uğraşmıyoruz. Şeyh Efendi gene seneler önce işte bir yani ismi lazım olmayan bir insan yok. Şöyle okullar yaptı yok. Böyle insanlar yetiştiriyor filan. Binlerce, yüz binlerce raportaj yaptı. O dedi, o okullar yapar, bir şey yapar. Biz dergahımızda otururuz. Allah'a dua ederiz diyor. İnsan yetiştiririz dedi. Onlar talebe yetiştirsin. Biz insan adam yetiştirme, vazifemiz adam yetiştirmektir diyor. Yani tarikat ehlinin işi adam yetiştirmek. Adam olan da hakkı kabul eder. İnsanlara hiyanet etmez. 3-5 kuruş için ahiretini satmaz. Bunlar hepsi ahiretini satmış insanlardır. Evet. Çünkü başka iman yoktu. İman zerre kadar imanlar yok bu insanların dedi. Bu gibi zatlara
laf söyleyen insanların zerre kadar imanları yok. Bazıların babası bile evlatlıktan reddetmiş insanlar var içinde. Evet, çok doğru. Efendim, ikinci soruma geçmek istiyorum. Ben yine bu konuyla alakalı olduğu için, hani sıkıntımız var. Ümmeti Muhammed'i yanlış bilgilendirdikleri için, burada sıkıntımız olduğu için, sizin gibi bir sultanın da karşısında bu soruları sormak, seyircilerimize de sizden cevap gelmesi bizim için gerçekten çok değer taşıdığını ben inanıyorum. İkinci sorumuz ise şu olacak. Şu son zamanlarda mealist gruplar türedi. Bunların başlarında yine akademisyen ünvanları, işte profesör, doçent ünvanlarıyla kişiler insanlara her gün farklı farklı televizyonlarda, farklı farklı kanallarda, sosyal medyalarda sohbet yapmaktalar. Ve şöyle insanlara bir ölçü aktarmaktalar. Diyorlar ki bunlardan bazıları, işte Kur'an-ı Kerim'i herkes açıp bakabilir ve mealinden okuyabilir ve orada anladığını da yorumlayabilir diyorlar. Yani fazla bir şeye gerek yok. Yani bizler de tabii ki burada insanları şu yönden uyarmaya çalışıyoruz. Sünneti arkaya bırakıp da Kur'an'ı akıl ve mantıkla anlamaya çalışırsanız Allah'ın bize bildirdiği Kur'an'ı değil, kişinin, nefsinin bildirmiş olduğu bir felsefeyi ortaya çıkartırsınız diyoruz. Ama tabii ki o kişilerin ünvanları daha yüksek olduğu için insanlar bizleri dinlemekten ziyade onları dinliyorlar. Ama o profesör diyor, işte o doçent diyor gibi böyle algıyla da kendilerini kandırdıklarının farkında değil. Efendim, siz bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Yani herkes Kur'an elini açıp da mealden okuyup da orada yorum yapabilir mi? İnsanlara fetva verebilir mi? Aktarabilir mi? Yani ölçü tayin edebilir mi? Ki bu gerçekten var olan bir şey. Şimdi zaten bu gibi söyleyen, bu lafı söyleyen insanın yani değil profesör, kara cahil demek lazım buna. Evet. Kara cahil demek lazım çünkü bu kendi de biliyor okumuşsa, ama Allah'a şükür gene bu kadar ilahiyatı bozmaya uğraştık da bütün dünyaya uğraşma, gene hakikati bilen insanlar çıkıyor sizin gibi. Epeyce var yani şey. Onlar çokluktadır ama gene tek türlü de binlerce var. Bunu gazeteyi veren insanın gene bilmez ne okuduğunu. Evet. Hani Kur'an'ı azimuşşan bırak. Hadis okuyan insan, muhaddis var, yani hadisi bilir. Fakih var. Evet. Yani hadisi okuyup da ben fetva vereceğim diye de bir şey yok. Onu bırak, hoca, normal hoca gelip de ondan fetva istersen o da veremez. Müftiye gitmen lazım. Evet. Sen nasıl artık bu kadar cahil olabiliyor ki Kur'an'ı açıp da okuyacaksın? İşte bu o mezhep imamları filan, onlar hepsi hadis bilirlerdi ama hadis muhaddislere bakarlardı. Muhaddis de onların fetva veren ayrı, hadis anlatan ayrı oluyor. Hadis, çünkü okuyorsun bir hadis, o tek tarafta daha değişik oluyor. Onu sorarlardı, bu nasıl, bu arada bunu ötekisini iptal etti diyor. Şimdi hadisler sahih hadisler ama biri ötekisini iptal edebiliyor. Evet. Yani hadis ilmi için burada iki dakikada anlatacak halimiz yok. Yani imkan yok dedikleri şey. Yani bu ancak kara cahil demek lazım bu söyleyen insana. O profesörlük unvanını da alıp da çöpe atmak lazım. Yani insanlar, Allah akıl fikir versin, başka şey diyemiyoruz. Çok örnekler var. Bu Arabi hanımlar toplanıp kelime tevhid çekiyorlardı. La ilahe illallah diyorlardı. Bir baktık, hanım teyzem bile diyor ki biz bunu yapıyorduk her yaylaya çıktığımız vakit toplanıp, bu hanımlar toplanıyor. Dünya kelamı söyleyeceğine kelime tevhid okuyoruz, Kur'an okuyoruz. Bir güzellik oluyor haftada bir defa. Bizim hocamız geldi dedi, bizim yaptığımız yanlıştır.
Ben bilmem hangi herif çıkmış televizyonda söylemiş, bu bidattır, yaramaz, iptal etti. O kadar binlerce insanın okuduğu, sevap kazandığı şeyleri durdurdu. Ya bunları ancak şeytanın alimler diyebiliriz, ulema su derler. Evet. Allah millete akıl fikir versin ki, amin, böyle insanları kıymet verip de dinlemesin. Onlar hiçbir bilgileri yok. Yahut bilgileri varsa dediğimiz gibi menfaat için kendilerini satmışlar. Efendim, peki bu olayları Türkiye'mizde Diyanet Vakfı vardır, kuruluşu vardır. Onlar da bunları görüyor. Onlar niçin bir açıklama yapmıyor veya niçin bir yasaklama yapmıyor veya yani daha fazla ehli sünnet hocalarına reddiye yapacaklarına, ki biz bunu biliyoruz, hatta görevden alıyorlar. Ama bu gibi insanlığı gerçekten şeytana asker yapmak isteyenleri serbest bırakabiliyorlar. Yani sizin burada yani Diyanet hakkında söyleyeceğiniz bir söz var mı? Hani bizim tabii ki devletimizin bir kurumudur. Ancak bir yanlış varsa onu tenkit etmemiz veya eleştirmemiz veya adabında oraya sizler aracılığında bazı iyileştirme noktaları getirmemiz gerekiyor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Niçin Diyanet buraya el atmıyor? Bu yanlışlara yanlış demiyor. Çünkü her tarafta o insanlar aynı, her tarafta nerede varsa orada da aynı şekilde mevcut insanlar var. Aynı, yani Diyanet aynı. içerisinde onlar da de, ilahiyattan gelmişler, evet, adamlar. Nereden, evet, şey yapacaklar? İlahiyattan gelmiş insanlar. Yani şey yap, bir de Allah'ın hikmeti bizim hoca şey olarak devlet dedi mi ödler patlıyor. Yani hak olsa bile ben ellemeyim, karışmayayım, başıma bir şey gelecek diye ya işten olacağım, vazifeden olacağım. Onun için bildikleri halde onlar da la havle çekip oturuyorlar orada. Ama hakkı gizliyorlar. Tabii. Mesela hepsi bilir yani bu şey, mesele. Efendim, diğer bir soru da gerçekten şu son zamanlarda bu daha da çoğaldı. Bunu görüyoruz haberlerde, sosyal medyada, insanlarda. Tarikat ehline, hak olan tarikat ehline ve mürşitlere, şeyhlere pervasızca saldırılar var. Hakaretler var. Yani Allah korusun, daha da ileriye gidip çok daha kötülükler var. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu ayet-i celilelerinde Allah'ın veli kullarıyla dost olun diyor. Kunu as-sadiqin gibi. Veya vebtehu ileyhil vesilete. Onları vesile edin. Allah'ın veli kullarıyla vesile edin Allah'a yaklaşmak için. Bir sürü ayet-i celileler var. Ancak yine diğer tarafta tarikatları çamur atmak isteyen şahsiyetler de müşriklere inen ayetleri insanlarımıza sunarak, bakın diyor işte, siz bir Allah dostuna tabi olduğunuz zaman, Allah'ın övmüş olduğu bir kula, veli kula tabi olduğunuz zaman siz şirke giriyorsunuz diyor. Oysa onların getirmiş olduğu ayetler insanlar bilmiyor. Avam bilmiyor. Müşriklere, putlara tapanlara inmiş ayetler. Burada siz insanlara ne söyleyeceksiniz? Yani bir Allah dostuna tabi olmak ne kadar önemlidir? Bir Allah dostunun, Allah'ın övmüş olduğu veli kulun yanında bulunmak ne kadar doğrudur? Bir Allah dostuna hakaret etmek, saldırmak ki ayeti celilele sabittir diyor. Kim benim bir veli kuluma savaş açarsa bana savaş açmıştır diye de uyarmasına rağmen, bu konu hakkında siz ne söyleyeceksiniz seyircilerimize? Şimdi bu mesele iki şık var. Bazıları yani tarikatız diyen, ehil olmayan yahut kendini hakkı olmayan bazı kişiler var. Tarikatı kullanabiliyor hani. Evet. Onlar zaten tarikat ehli azdır. Onlar da azdır ama öyle bir gösteriyorlar ki bütün tarikatlar böyledir diye.
büyütüyorlar işi, çok büyütüyorlar. Zaten biz de söylüyoruz, bizim kime gibi bakarsanız şeriatı muhalif olarak görseniz ya uyarın ya tabi olmayın onlara. Ya, tarikat şeriatın özüdür. Yani tarikattan, şeriattan bir ayrılığı yok. Tarikat özdür. O da kötülük yapacak değil. İmanını kurtarmak için insanlara yardım ediyor. İnsanları ahirete inansınlar diye, ahirete hazırlık etsinler diye uğraşıyorlar. Bu dediğiniz mesele 1400 senenin 1500 seneye geliyor Peygamber Efendimiz'in geldiği vakit. Kalkıp da şimdi bunu tazim ettik diye kalkıp Hazreti Ebubekir'e mi tapıyoruz? Hazreti Ali'ye mi tapıyoruz? Nakşibendi Hazretlerine mi tapıyoruz? Mevlana'yı mı tapıyoruz? Onun hiçbirine şey yapmıyor. Hepsine, onların ruhlarına hediye ediyoruz. Onların bereketi üzerimize olsun diye. Yani o bir Allah'a tapmadıktan sonra, Allah'a taptıktan sonra yani şirke koşmuyorsun. Şirk işte onların, yok bunlar, onlara doğrudan tapıyorlardı. Put yapmışlardı, kalkıp karşısına tapıyorlardı. Paralar veriyorlardı, her türlü şeyi onların karşısında yapıyordu. Şimdi 1500 sene oldu. Öyle olmadıktan sonra nereden çıkarıyorlar ki şirk yapıyoruz diye. Şirk başkasına taptığın vakit doğrudan kalkıp da sen kıble bu tarafa değil, sen putu korsun bu tarafa, puta taparsın. Yani mantıklar yamuk bunlar. Evet. Bir de insanları günaha sokuyorlar. Allah'tan evliyalar, Allah'ın dostları merhametlidir. Elhamdülillah. Allah ıslah etsin diye dua ederler onlar. Çünkü bu insanlar kandırılmıştır. Peygamberin dediği gibi bunlar bilmiyorlar. Bilseler bu şeyi yapmazlar der. Ama onları kötülüğe götüren insanların vebalı var. Onlara günahları olur. Onların. Efendim, tabii ki sorulacak o kadar çok soru var ki bizler de o soracağımız sorulara, alacağımız cevaplara hasretle bekliyoruz ama tabii ki sizler bu yoğun koşuşturma içerisindesiniz, biliyoruz. Onun için burada ben hakkımı inşallah Ayberk Efendi'ye devretmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel vermiş olduğunuz cevaplardan dolayı bizleri aydınlattınız, seyircilerimizi aydınlattınız. Aslında çok daha sorular var ve bizler de sizlerin himmetiyle, desturuyla elimizden geldiğince bu yola, bu yöne doğru insanlarımızı davet ediyoruz. Tabii ki bunu bir stüdyo çekiminde bütün meseleleri konuşabileceğimiz mümkün değil. Gönül ister ki konuşalım, anlatalım. Çünkü maalesef gerçekten çok kandırılmış insanımız var. Biz bunlara üzülüyoruz. Bu doğrultudan inşallah Teala himmet ederseniz inşallah sizin safınızda yerimizi aldığımız gibi Allah. Rabbim bizleri bu dünyada birlikte eylediği gibi inşallah mahşerde de ahirette de cennette de birlik beraber eyler diye dua ediyoruz. Amin. Himmet i̇nşallah. İstiyoruz. Allah razı olsun. Sizden ben sözü Ayberk Efendi'ye bırakmak istiyorum. Tamam. Sultanım, son olarak şu noktayı da ele alalım diyorum. Tarikat diyorlar. Var olduğunu nerede yazıyor? Ne zamandan beri tarikat vardır? Bu yönden çok saldırılar var. Tarikat diye bir şeyin olduğu Kur'an'da yazmıyor. Ve peygamber zamanında da böyle bir şey yoktu diyorlar. Şimdi bu konuya da bir kısa değinirseniz inşallah ondan sonra programımıza son vereceğiz. Tarikat Kur'an'da da yazar. Onlar Kur'an'da yazmadığın şey yok zaten. وَاَنْ مِنْ رَبِّنْ اَوْيَابِسِنْ لَا فِي كِتَابٍ مُّبِينَ diyor. Tarikat içinde وَاَلَّا وَاِسْتَقَامَ عَلَى الطَّرِيقَةَ لَاَسْقَيْنَهُمَّ اَنْ غَدَقَ diyor.
Cin suresinde. Tarikata devam ederlerse Allah onlara bol rahmet verir. Sular verir diyor. O başka ama tarikatın zaten tarikat nedir diyorlar. Tarikat birinci en mühim şey اِنَّمَا تَرِكَةُ اَدَبْ diyor. Edeptir. Edebi öğretti tarikat. Bütün bu ecdadımız edepliydi. Hürmetliydi. Allah'a karşı edepliydi. Peygamber'e karşı edepliydi. En mühim şey. Ondan sonra sultanlarına karşı, vatandaşlarına karşı, hemşehrilerine karşı, İslam'a karşı, herkese karşı edebi vardı. Budur edeb. Şimdiki edepsiz bunlar. Kendilerini akademisyen böyle bu şey tarikatı karşı olanlar resmen edepsiz. Yani bir konuşsalar edep diye bir şey yok. Onlardan edepsiz insandan da bir fayda yok. Ne kendisine fayda var ne başkasına faydası var. Sırf fitne fesattırlar. Sultanım bir de mürit ile şeyh arasındaki bağlantıyı da izah edebilirseniz, yani müritlik deyince insanların çoğu basit bir şekilde görüyor. İşte ben şeyhe biat ettim. Şimdi istediğim gibi davranabilirim. Nasıl olsa şeyh beni kurtarır, himmet eder. Yani madem şeyhe bağlandık artık bizim işimiz rahattır diye biraz böyle gevşiyorlar. Bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Yani tabii rabıta, şeyhe bağlanmak da büyük bir şeydir. Güzel bir şeydir. Onu bile öyle düşünse insan, o da iyidir. Çünkü itikadı var, şeyhimiz bizi gösteriyor, yolu gösteriyor. Onunla beraber oluruz diye, o da çok bir güzel bir şeydir. Yavaş yavaş kötü huyları varsa bile ileride yavaş yavaş temizlenir Allah'ın izniyle. Yani mühim olan şeyhe bağlılık. Şimdi giriyorsun mesela bir tarikata giriyorsun. Orada Mevlana'nın, şimdi gene geldik Mevlana'ya. Hamdım, piştim, yandım der en sonunda. Ham yavaş yavaş pişiyor insan yani. Bir sene, iki sene, beş sene zannediyor ki bir şey olmuyor burada. Ama o tarikatın içinde yavaş yavaş pişiyor. Pişecek insan. Onun tarikata girdikten sonra, aklında kaldıktan sonra bir şey değil Allah'ın izniyle. Tabii yavaş yavaş yapması lazım. O da istidadından göre herkes yapamaz her şeyi. Bazıları birkaç senede bir sınıf atlar, bazıları daha hızlı. Ama mühim olan oraya girmesi, kaydolması. Sultanım, bir son olarak, en son olarak bir de dervişliğin anlamını sormak istiyorum. Çünkü çoğu işte derviş olduktan sonra derviş dediğin yan gelip yatar, Kur'an okur, zikir çeker, başka hiçbir şey yapmaz gibisine böyle bir rahatlık içinde. Yani çalışma azmi olmayan, sadece şey maksat şeyin kapısında durmaktır. Ama Kur'an okumaktır, zikir çekmektir. Onun ötesi dervişlik sayılmıyor gibisine düşünce içinde olanlar var. Biz normalde sizi görüyorduk sultanım. Uçaktan iniyordunuz, geliyordunuz traktöre binip bahçeye gidip çalışıyordunuz. Yani biz bunlara şahit olduk bir şeyh olarak. Ama bu şekilde bir müridin dervişlik anlayışı yani nasıl izah edilebilir? Yani herkes kendi kafasına göre bir şeyler düşünüyor. Yani dervişlik nedir yani? Dervişlik hani tabii olabilir yani bir bazen gelip de bak da dervişliktir. Bir hafta bazıları yeni Müslüman olmuş oluyorlar. Onlar öğrensinler diye bir seneye kadar 6 ay, 3-5 ay hani ne kadar vakitleri varsa o arada işte alışma. Ondan sonra çalışmak lazım. Çalışmak Allah rızası için olduktan sonra o çalıştığın da ibadettir. Sen evine helal rızık götürdüğün de ibadettir. Her şey Allah için olur. Zakirlerden olursun. Ala bi zikrillah tatmainnul kulub. Yani oturup da sırf tesbihle zikir olmaz. Zikir demek hatırlamak demek.
Sen bütün gün hatırlıyorsun, ben Allah için buradayım, Allah için çalışıyorum. Bu hizmetim Allah için. Her yaptığım şey Allah için olursa 24 saat zikir yapmış gibi oluyorsun. Evet. Dervişlik budur işte. Yani oturup da tesbihle de sırf tesbih değil. biraz şey tembellik zannediyor bazıları dervişliği. Yani çünkü hiç peygamberler de tembelliği sevmezdi. Evet. Çünkü dünya kısadır. Değerlendirilmek lazım. Kesinlikle. Sultanım çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız. Yani bu kadar vaktinizi aldık. Değerli vaktinizi aldık. Allah razı olsun. Sizden de. İnşallah sultanım, Cenab-ı Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Bizler de sizlere layık mürid eylesin. İnşallah. Allah hizmetimiz makbul olsun. İnşallah. Bu faydalı olsun inşallah. İnsanlığa, tüm insanlığa son olarak söylemek istediğim bir şey varsa, bir mesaj varsa onu da alalım. Ondan sonra inşallah programımıza son verelim. İnsana ne söyleyeceksin? Şimdi insanlık bütün ahir zamandadır. Şeytanın eline düşmüşler hepsi. Nefislerinin elinde oyuncak olmuşlar. Allah peygamber, yani onu Allah peygamber kitap diye onları bile tahammül etmiyorlar. İşte böyle fitne fesat çıkarıyorlar. Allah'ın dediği olacak inşallah. Başka diyeceğimiz yok çünkü vakit geldi inşallah. Çok teşekkür ederim sultanım. Evet, Şeyh Muhammed Adil Hazretlerinin yüksek huzurlarında yapmış olduğum soru cevap programı burada sona ermiş bulunmaktadır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ve bu programı burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun.